Bildiğiniz gibi Şubat ayının 2014 yılından bugüne kadar Kerem Yarımadası Rus işgali altında. Tabii bu dünya tanımadı. Sadece Rusya'nın birkaç muhalif, işte ittifak olan ülkeler, Rusya'ya bağlı olan ülkeler, toplam olarak 9 ülke. Rusya'nın beraber 10 ülke olur, kalanları desteklemedi bunu. Ama Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın genel kurulu kararı Rusya'ya derhal işgal olan toprakları terk etmesi lazım. Öyle karar alındı ama o kararı yerine getirilmesi için gerekli tedbirler alınıyor. Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği, Amerika, Kanada ve daha birkaç batı ülkeler Rusya'ya karşı yaptırımlar uyguladılar. Herhalde bir şeyler yapıyorlar ama dünyanın büyük çoğunluğu, büyük çok ülkeler tarafsız kalıyorlar. Maalesef durum böyle. Burada Rusya'nın propagandası çok kuvvetli. Her yerde bu insanların ana dillerinde yayınları çok, radyoları, televizyonları milyarlar dolara masraf ediyorlar. İşte kendi propagandası için. Yani sığ zamanı gibi. Bundan da gayrı birçok ülkeler Rusya'nın nasıl bir işbirliği yapıyorlar, ekonomik, gaz meselesi, şey var. Yani ülkeler kendi bugünkü ihtiyaçlarını yaşıyorlar. Biraz masrafı olmuyorlar. Neticede uluslararası kaygılar bozulmuş, çiğnenmiş. İnsan haklarını, o başka mesele, orada tam manasıyla bir faşist rejimi var şimdi. Kırım Yarımadası'nda tutuklamalar, aramalar aslında Rusların politikası oradaki kökenli halkı, Kırım Tatar halkını mecbur etmek, Kırım'ı terk etmesine. Evet. Ve yolun sayıda Rusya'da kendi vatandaşlarını getiriyorlar. Demografisini değiştiriyorlar. Aslında onların, Rusların maksadı orada büyük bir askeri üs yapmak. Ne ekonomisi, ne var, ilgilendirmiyorlar. Bu üst başka ülkelere daha hücum etmek için bir basamak gibi. Maalesef çok ülkeler bunun farkında değiller. İşte bir kimsenin toprağını almış, bana dokunuyorlar ya mantıklı böyle yaşıyorlar. Karadeniz bölgesi için birinci olarak elbette çok önemli ve büyük tehlike. Evet, o Karadeniz bölgesindeki ülkeler, Arabistan olsun, Romanya, belli derecede kendi rahatsızlıklarını gösteriyorlar. Ama onların elinden gelecek çok şey de yok. Evet, Avrupa Birliği içine giren Karadeniz ülkeleri bile bu yaptırımlara katılıyorlar, bu şeyler yapıyorlar. Ben söyleyeceğim, dünyanın büyük kısmı, üçüncü dünya dediğimiz Arap ülkeleri, olur. Ya tarafsız kalıyorlar ya belli derecede Ruslara destekliyorlar. Sadece ekonomik davrantılar açısından. İşte gerçek böyle. Ama bunun bir zaman patlayacağını, bu durum başka ülkelerde de büyük tehlike olduğunu maalesef çok insanlar farkında değil. Bakın, işgalden önce Kırım Yarımadası'nın su teminatı %80'i Dnepr suyuydu. Evet, işgalden sonra tabi olarak Ukrayna o Dnepr suyu kapattı. Burada Rusların iddiası işte susuz kaldırıyor, ya siz bizim toprağımıza size su vereyik, elektrik vereyik, yemek vereyik, daha ne istiyorsunuz? Siz bizim davet edilen misafirimiz değilsiniz. Siz bizim toprağımızı işgal ettiniz. Silah verdiniz. Uluslararası kaydeleri bozdunuz. Bizden ne bekliyorsunuz? 1949 yılın Cenevre anlaşmasına göre buradaki insanların sosyal, ekonomik, hukuki problemleri tamamıyla işgalci mesuliyeti.
Onun için onların iddiaları Ukrayna neden su vermiyor bize, bunu hiçbir temelsiz, hiçbir mahkemede, hiçbir yerde kazanmazlar tabii ki. İşte Ukrayna'yı lekelemek için, onları kara göstermek için kendi halkına, kendi böyle propagandasını kullanıyorlar. Onlar Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na da müracaat ettiler. Ukrayna'ya karşı işte böyle böyle yapıyorlar. Oradan hiçbir oradaki cevap siz Birleşmiş Milletler'in kararına göre o toprağı terk etmeniz lazım. Hem de ikinci tarafı, şimdi oradaki durum nasıl olduğunu izlemek için Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan ve başka uluslararası kuruluşlardan heyetler gelmesi lazım. Ruslar onları sokmuyorlar. Ya da sokacak olsalar da diyorlar ki bu Rus toprağı, siz Moskova'dan izin alacaksınız. Ya uluslararası kaidelerine göre bu Rus toprağı değil. Hiçbir uluslararası teşkilat bu bana vize veriniz, müsaade veriniz de Rusya'ya müracaat etmez. Etse de o haksız olarak kaidelere aykırı olacak. İşte böyle durum. Yani burada evet oradaki insanlar zorluklar çekiyorlar. Su olsun, elektrik olsun, başka meselelerde. Ama burada mesuliyetli Ukrayna değil, Rusya. Ukrayna'nın şimdi tek başına Kırım'ı kurtarmak için gücü yeterli kadar değil. Evet, bazı yaptırımlar Rusya'ya karşı yapıyor. İşte basında yayınlıyorlar, durumu anlatmaya çalışıyorlar. Ukrayna'nın bütün etkileşimlerinde, onların sitelerinde, Kırım'la ilgili bu materyallara yayınlıyorlar. Orada olan haksızlıklara karşı tepki gösteriyorlar. İşte yapacakları bu kadar. Ama bazı yapılacak şeyler de var. Maalesef Ukrayna toplumu ya da Ukrayna'nın yönetimi bunu daha gerçekleştirmedi. Mesela oradaki Kırım Otonom Cumhuriyeti'nin statüsünü değiştirmek lazım. Bizim talebimiz, haklı talebimiz, uluslararası kaidelere esasların talebimiz orada Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti olması lazım. Çünkü oradaki kökenli halk, tek halk Kırım Tatar halkı. Evet, bu orada yaşayan insanların hak hukukları azaltmak söz konusu değil. Ama böyle otonom cumhuriyet olduğu takdirde oradaki kökenli halkının hakları korunmuş olacak. İşte bizim bu şimdi teklif ettiğimiz projede böyle status, anayasaya değiştirmek projemiz var. Orada Kırım Tatarlar için imtiyazlar nasıl? Birinciden Kırım Tatar dili Kırım Yarımadası'nda Ukrayna devlet dilinin beraber kullanılması lazım. Ve ikinciden Kırım Tatar halkının temsilcilikleri kendi haklarını koruyacak kadar olması lazım. Hep strukturlarda. Parlamentoda olsun ya da bu icra sisteminde olsun, mahkeme sisteminde. Böyle gibi maddeler. Yani başka milletlerin haklarına nasıl bir ucum yapmıyoruz. Tek Kırım Tatar halkının, kökenli halkının haklarını korumak için böyle maddeler. Zelenski'nin Cumhurbaşkanı'yı görüştüğümüz zaman geçen seneydi, Ağustos ayında Türkiye'den döndükten sonra beraber konuşmuştuk. Aslında ben bunu destekleyeceğim dedi. Biz de bunu inceleriz. Ama maalesef gerekli adımlar yapılmadı. Son iki kez biz 18 Mayıs'ta yine de görüşmüştük. Tamam dedi, bir çalışma grubu kuralım, onları yeniden bakıp çıkalım. Sonra ben onu parlamentoya sunacağım. Ama yine de başka işler çıkıyor. Yani onu da bakmıyorlar. Bu bizim kanaatimizce ya sadece Kırım Tatarların menfaatlarını korumak meselesi değil de Ukrayna'nın aslında menfaatları için bu aynı zamanda. Ama maalesef böyle şeyler yapılmıyor. Ama umut ediyoruz ki yakın zamanlarda yine de görüşmelerimiz olacak. Yine de bunu hatırlatacağımız.
Türkiye birinci olarak Kırım işgalini tanımlıyor. Birçok açıklama var. Mesela biz Ukrayna Cumhurbaşkanı'na çok ziyaretler oldu, hep ziyaretlerdi. Recep Tayyip Erdoğan daima biz işgali tanımadık, tanımıyoruz, hiç zaman tanımayacağız şeklinde. Biz buna elbette minnettarız. Ama yalnız tanımamaklarına iş bitmiyor. Nasıl bir hareketler yapması lazım. Türkiye elbette belli derecede bize hem de destek veriyor. Şimdi söz konusu burada mecburi kendi vatanlarını terk eden insanlarımıza konut probleminde yardımcı olacak. Burada kültür merkez cami kurulacak. Hep Türkiye'nin desteğini. Ama söylemek istediğim Türkiye kendi güçlerine göre bir şeyler yapıyor. Türkiye başka Amerika gibi, Kanada gibi böyle zengin ülkeler verdim değil. Onun için biz o yapılan şeylerden evet minnettarız. Ama biz bu konuda aslında Tayyip Bey'le de birçok kez konuştuk. Türkiye bu Avrupa Birliği ve başka Amerika Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmıyor. Belli sebeplerinden dolayı. Çünkü ekonomik bağlantıları çok sık Rusya'nın. Bu bir. İkinciden yani aslında Türkiye derya olmasa da yavaş yavaş Rusya'dan uzaklaşması lazım. Ve daha fazla böyle demokratik Avrupa Batı ülkelerine yakınlaşması lazım. Eğer böyle durum olacak olsa, gerginlik olacak olsa, Türkiye'nin Batı ülkelerinin ve Rusya'nın yakın olacak olsa, ben Türkiye'nin geleceğini parlak görmüyorum. Çünkü Rusya ne ülke olduğunu bizden çok bilen yok. Biz o kadar Rusya ve Ruslarla çekildiğimiz. Ama maalesef oradaki siyasetçileri bunu anlatıp olamıyoruz. Ama her zaman söylüyoruz. Başka güvenlikler var. Elbette uluslararası bizim herhalde manevi destek bizim için. Ama maalesef bu yalnız Karabağ'da değil. Dünyanın çok ülkelerinde nasıl bir kararlar alıyor ama o kararları yerine getirmiyor. Ama kendi haklarını savunan insanlar manevi olarak elbette bu uluslararası anlaşmalara, kaygılara dayanması lazım. Başka çaremiz yok. Azerbaycan eğer işte uluslararası işte Birleşmiş Milletler böyle karar almıştı da bekleyelim diyecek olsa de daha yüzyıllar da bekleyecek. Çünkü bir şey yapılmıyor. Ama şimdi savaş çıktığı zaman kendi menfaatlerini koruyor, kendi topraklarını almak için çaba sarf ediyor. Ama aynı zamanda uluslararası kaygılarına esaslanıyor. Eğer böyle kararı almamış olsaydı diyelim ki teoretik olarak Birleşmiş Milletler de ya bu Karabağ bölümünün toprağı diyen bir karar almış olsaydı elbet Azerbaycan daha zor durumda olacaktı. Ama şimdi bütün kozlar Azerbaycan'a yani. Önceden Minsk çok uygun bir yer değil. Bizim bu Donbas meselesinde bakmak için normal bir yer. O yine de Minsk'ti. Ama şimdi Minsk'te son yol geçen olaylardan sonra bilmiyorum orada olacak mı, olmayacak mı toplantılar. Çünkü Batı ülkeler ve Ukrayna, biz de şimdi bu Kırım'la ilgili, Ukrayna'nın ilgili meseleler Minsk'te olsun olmasın biz de kendi zamanımızda o İstanbul Summit'i teklif etmiştik. Şimdi de bizim bu eline kalmada yeni bir Kırım platformu konusunda şimdi çalışmaları yapıyor. Elbette Minsk çerçevesinde öyle bir meseleler çözülmez. Çünkü bizim için mesela Kırım'a ilk hakkını Belarus'u tanıdı. Yani bu böyle durumda nasıl o aracı olabilir böyle ülke?
mantıksız. Ama Azerbaycan konusunda elbette Lukashenko'nun şimdi çaresi yok. Nasıl bir sempati kazanmak için şimdi Azerbaycan'ı belli derecede destekliyor. Ama yarın Ruslar böyle davranacaksın diyecek deseler %100 değişir. İkinci derdi, şimdi bu Minsk grubunda Rusya olduğu çok tuhaf tabii ki. Eğer biz bu işgali hatırlasak, Rusya olmasaydı bu işgal Ermenistan gerçekleştirip olamayacaktı. Şimdi sanki tarafsız gibi dışarıda durup nasıl bir kararlar alacakmış. Onun için başından bu gruba Rusya'nın gösterilmemesi lazımdı. Çünkü bu tarafsız bir ülke değil. Yine de bundan da gayrı Ermenistan ve Rusya arasında anlaşma var. Birbirlerini destekleyecekler. Dünyada hiçbir kimse savaş istemiyor. Savaş olmaması için neler yapılması gerekiyor? Bunu birinciden düşünmek lazım. Şimdi ateşkes olabilir. Daha bir kimde birkaç ay daha devam edecek. Ama sonuçta yine de patlama olacak. Orada huzur olması için, barış olması için hep sorunlar uluslararası kaidelerine göre olması lazım. Eğer o yerine gelmese, işgal olan topraklar kurtarılmasa, yine de daha bundan daha büyük bir savaş açılmasının tehlikesi var. Ben o Rusların davranışlarını anlıyorum. Şimdi onlar nasıl bir paydos tedafüs veriyorlar Ermenilere, toparlansınlar, güçlensinler ve Azerbaycan'a karşı daha bir güçlü olsunlar. Onu istiyor benim kanaatimce. Ben bildiğime göre Türkiye'nin nasıl bir yerde güç olmak niyeti yok. Kendi haklarını koruyor Türkiye. Ve elbette kardeşlerine, soydaşlarına destek veriyor. Bunun hiçbir mahsuru yok. Ama yine de Türkiye'nin davranışları uluslararası kaidelerine göre. Ona aykırı bir şey yapmıyor Türkiye. Şimdi başka bu saçmalıkları oraya gelip bir güç yapacak da daha bir kimseye kendi iradesini de mecbur edecek de öyle gibi bir şey yok. Ama propaganda için bu gibi şeyleri kullanıyorlar. Kardeş ülkeler ukabi olarak birbirlerine yakın olması lazım. Birbirlerine destek olması lazım. Ama birinciden ülkeler, demokratik ülkeler olması lazım. Mesela diyelim ki nasıl bir ülkede diktatör olsa, kendi ailesinin, kendi menfaatine gayrı ne halkın, ne milletin, ne vatanı düşünecek olsa, ona ne kadar ne teoriler söylesen bile o kendi bildiğini yapacak. Yani hakimiyet, iktidar halkın elinde olması lazım. Ben Türkiye'nin %100 demokratik ülke demiyorum, orada da gayet problemler çok. Ama hiç olmadıkta o Türk ülkeleri, Türk boyları, Türk devletleri Türkiye gibi demokratik olsaydılar o zaman evet birleşmek meselesi daha kolay olacaktı. Böyle durumda elbette çok o Türk boylarını birleştirmek zor mesele ama herhalde insanlar, toplumlar bu konuda çalışmaları lazım. Bizim bu büyük aydınımız İsmail Gaspar'ın bir sözü vardı. Gerçekten de milletine, vatanına hizmet etmek istersen böyle büyük laflar değil de kendin elinden geleni yap. Herkes kendi elinden geleni yapsa o zaman bir neticelere ulaşılır. Ben de Kırım meselesine alayım da. Şimdi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda İnsan hakları zedelemeler meselesi patlıyor.
işte adam kaçırmak, öldürmek, aramalar, akadesi atmak, yani Kırım Yarımadası'nın kurort böyle razılık yeri yerine şimdi askeri üs yapmak, bu konuda Birleşmiş Milletler'in kararları oylamaya koyuluyor. Bizim Türk kardeşlerimiz ne yapıyor? En büyük cesaret tarafsız kalıyor. Ya da Rusya'yı destekliyorlar. Neden? Çünkü menfaatları orada varmış. Kazakistan olsun, Kırgızistan, Özbekistan daima Rusları destekliyorlar. Ya senin kardeşlerin konusunda orada söz yürütüyor. Ya işin adını biliyorsan, adamları yolla buraya, biz sana anlatırız ne olup geçenler. Yalnız Rus propagandasını dinlemesin. Maalesef böyle gerçek. Şimdi onlara ne kadar Türk birliği konusunda ne kadar ne konuşsan konuş, birliğini yapacaklar. Neden? Çünkü demokratik ülke değiller. Eğer demokratik ülke olsaydılar, oradaki topluma anlatacaksın. Toplum da onlara baskı yapacak. Ama böyle imkan yok orada. Biz o mücadele yoluna girdiğimiz zaman hiçbir kimsenin tavsiye soramadık. Bildiğimizi yaptık. İşte 50 yıldan beri bu mücadeleye devam ediyoruz. İnsanlar birinciden kendilerini insan saymaları için bazı hareketler yapmaları mecbur. Ya sen uşak olacaksın, kendi fikir olmayan bir uşak, sahibi söylediği şeyleri yapacaksın. Ya gerçekten de insan olacak olsan, kendini tanıman lazım. Kimsin sen? Senin vatanın, senin milletin ihtiyaçları ne? Ne yapılması lazım? Buna göre davranacaksın. İktidar söylediğine değil de kendi bildiğin gibi. Kendi vatanının, milletin menfaatlerini düşünüp yapacaksın. Bu kadar ama şimdi ayrı ayrı kimler nasıl ne yapması lazım bu benim elimde değil, ben bunu söyleyip olamayacağım. Ama eğer orada yaşayan insanlar kendileri benden daha iyi biliyorlardır. Ama bunun için en bilgi lazım ve en önemlisi cesaret lazım. Elbette bu tehlikeli şey çünkü iktidar sana baskı yapabilir, seni hapise atabilir, öldürebilir. Ama gerçekten de kendimden insanım diyecek olsan, bana bakmayarak kendi borcunu yerine getireceksin, insani borcunu.